mayalı hamur yapımı. İn hazırlanması, yoğurma, dinlendirme, şekillendirme ve pişirme gibi 5 ana bölümden oluşur. Önce uygulanacak tarifte belirtilen malzemeler parantez içinde un, su veya süt, yağ, şeker, tuz, yumurta ölçülerek hazırlanır. Kullanılacak kuru mayanın 3 katı miktardaki ve 35-40 derecedeki su veya sütün içine bir tatlı. Kaşığı şeker ilave edilir ve kuru maya bu sıvının içinde karıştırılarak eritilir. Unun ortası bir çukur şeklinde açılır ve bu mayalı sıvı oraya dökülür. Ön mayalanma için 10 dakika beklenir. Daha sonra diğer malzemeler ilave edilir ve hamur kuru hale gelip kendini kabın kenarından ayırana kadar elle veya mikserle yoğrulur. Hazırlanan hamur üzeri örtülerek sıcak bir yerde kabarmak üzere dinlenmeye bırakılır. Bu sırada hamurun yüzeyinin düzgün olmasına, çatlaklar olmamasına edilmelidir dinlenme süresi hamur iki katı bütlüğüne ulaşana kadar sıcaklıkla doğru orantılı olarak 15-60 dakika arasında değişir. Bunun anlamı. Hamurun beklediği yer ne kadar sıcaksa mayalanma süresi o kadar kısalır. Mayalanma işlemi sırasında oluşan gazları dışarı çıkarabilmek için mayalanmanın sonuna doğru. Hamurun üzerine yumrukla 3 4 defa bastırılmalıdır. Mayalanma işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını anlamak için hamura parmakla bastırılır. Kısa bir süre içinde eski halini alıyorsa mayalanma işlemi tamamlanmış demektir. Eğer parmak izi aynen kalıyorsa yeterince mayalandığı anlaşılır. Daha sonra tariflerde belirtildiği şekilde hamura şekli verilir. Eğer varsa iç malzemeleri koyulur. Ve yaklaşık 45 dakika ikinci miyalanma için sıcak bir yerde bekletilir. Son olarak yapılacak hamur işinin türüne göre reçetede belirtilen fırın sıcaklığında ve sürede pişirilir hamur mayalamayı bilerek hem bütün hamur işi tariflerini yapabilecek hem de kendi tarifinizi kendiniz oluşturabileceksiniz. Afiyet olsun.